da çalamaz abi. Vallahi çalamaz. Evet, şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an Hacı Payam Kumavşarı köründeyiz. Burada çocuklarımızla beraber Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Çocuklarımız, buradaki bayramın farkı şu. Şehir yerinde bayramlar bugün yağıştan dolayı iptal oluyor. Ama burada öyle değil. Burada tarhana çorbası içiyor çocuklarımız. Ve soğuk da olsa, yağışlı da olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı idrak ediyorlar. Pekala, nasıl bir tarhana çorbası var? Burada geçenlerde Kazıkbeli'nde yaptırdığımız tarhana çorbasının aynısı var. Evet. Şu meşhur tarhana. Bereketli olsun, afiyet olsun bakalım. Evet çocuklar, tarhana çorbası güzel mi? Güzel. Bugün ne? Pazar. Bugün ne? Pazar mı olur lan bugün? 29 Ekim. Evet. 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Saçlar şekil, ölümden çekil diyorsun. He? Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Çok mu sıcak lan? Çok mu sıcak? He? Ulan içinde güzel atıp yiyorsun öyle. Çok mu sıcak? Ekmek mi yiyorsun? Ekmek düşmüş içine, onu yakalıyor. Fotoğraf makinesi gelen çok. Fark etmez. Amcam nasılsın? Şükür elhamdülillah iyiyim. Maşallah ellerine kollarına sağlık. Çorba her zamanki gibi muhteşem görünüyor. Yerinde mi? Cumhuriyet Bayramı'nda herkes şehirlerden bu yağışlı hava diye çocukları evlere gönderiyorlar. Yok ya. Ve onun yerine seni gönderseler olacak. Ben hiçbir işten yılmam vallahi. Evet. Yani çocukları adam, evi göndereceksiniz. Tarhana çorbası gönderin değil mi çocuklara? Evet. Evet. Yağmurun altında tarhana çorbası bir şey yok. Onu evet. Hallettik yani. Tabii. Şeyde, Kazıkbeli'nde yağmurda nasıldı? Yağmurun altında. Nasıl güzel oldu değil mi? Islak ıslak oldu canım tabii. Evet. Hallettik. Ya tarhana çorbasının görüntüsü o zaman muhteşem. Bak bunda de, bunda tarhana yok. Tarhasız tarhana çorbası. Tarhasız tarhana çorbası. Tarhasız tarhana çorbası. O da bizde var yani. Evet. Yani teşkilatın hazırlığı. Sen adını, ismini, cismini tanıtır mısın? İsmim şöyle, İbrahim Doğan diyorlar. Fakat lakabım Cidalı. 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 Cidalı İbrahim abi. İbrahim abi. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet, o meşhur tarhana çorbası bu. Getirin kızınız şunu bak. Evet arkadaşlar, geç kalmayın bak. Bak bunun hepsini ben içerim şimdi ha, onu gören. Var mı isteyen başka? İsteyen varsa gelsek. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ne haber? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar. Teyzem, afiyet olsun, bereketli olsun. Bayramın mübarek olsun. Ne var ne yok, iyi miyim? Nasıl tarhana çorbası, güzel mi? Güzel, baktım aşağıda. He? Baktım aşağıda. Vallahi mi? Öğrendin mi? Ya. Tamam, ben de deyiyoruz ona. Tarhana çorbasını kumpir katla, ben koydum kumpire. He. İki kumpir katla, kumpir katla. Kumpir katla, kumpir katla. Nasıl, tadı güzel mi tadı? Güzel. Çok güzel değil mi? İyi, ben de yiyeyim o zaman, hadi. Afiyet olsun bakalım. Aa,
Burada tanıdık birilerini görüyorum. Afiyet olsun gençler. Ha? Ne yapıyorsunuz burada? Sizin bayramınız yok mu? Bayramlar ne oldu? Şehirdeki bayram ne oldu? Ha, yağış var diye iptal oldu. Evet. Yağış var diye tarhana çorbası göndermiyorlar yani. Hocam, hocam bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice bayramlara inşallah. Senin köyündeyiz herhalde değil mi şimdi biz? Evet. Kumaşarın şöyle okulumuzu da dönerekten o zaman. Ha, dolaşalım okulumuzun mı? Okulumuzun güzelliğiyle beraber. Sarın çorbası içmedim daha ben. Güzel Türkiye'm, nice nice Cumhuriyet bayramlarına. Var olasın Türkiye'm diyelim. Herkes ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Sağ ol hocam, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Osman abi bizi çekiyor. Biz de onu çekeriz. Evet. Çekimler karşılıklı. Bayramınız kutlu olsun sizin de. Hasan abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ya. Bak. Burası senin köyün oluyor. Benim köyüm, benim çocukluğum geçti yerler buralar. Abo, senin ondan gözlerin böyle bir buğulu bakıyor, evet. Buğulu bakıyor. Şuradaki eski okulda. Evet. Aşı zamanında kaçtım. Aşı yapacaklar diye pencereye atladım, kaçtım. Bir sünnet bir aşı bu işler böyle. Sonradan çocukluk güzel anılarım var burada. Evet, Cumhuriyet'le alakalı ne söylemek istersin Hasan abi? Valla çok duygulandım ben. Gerçekten. Hasan hoş geldin. Hoş geldin. Çocuklar da güzel hazırlanmışlar. Ben de yaptım bu aynı şeyleri. Evet. Hatta şeyi... Eğitim geçtiğinde bu çocuklar gibi ben de söylemiştim ilkokulda. Ne güzel. Sizin anılarınız, siz anılarınızı da baş başa bırakalım hocam. Görüşmek üzere, iyi bayramlar. Evet, galiba öğretmenlerimiz mi bunlar? Evet. Evet, bunlar da Kumavşarı okulumuzun öğretmenleri. Fotoğraf çekiliyorlar. Burada sakallı bir amcam var. Sakallı amcam fotoğraf çekiyor. Evet hocalarım, neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet'le alakalı biz Acıpem Dernekler Birliği'nden geldik. Sizlerle beraber şehirlerde Cumhuriyet bayramları şu an yağıştan dolayı iptal olduğu için tarhana çorbasıyla da Cumhuriyet bayramı kutlanabileceğini göstermek için buraya geldik. Neler söylersiniz? Aynen. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin de kutlu olsun. Hocam bayramımız kutlu olsun. Ali kanka geldi. Neler söyleriz Cumhuriyet'le alakalı? Biz de Dernekler Birliği olarak. Musoca'yı konuştursan. Ha? Musoca'yı konuştursan. Ben seni konuşturacağım. Yok, Musoca'yı konuştur. Musoca hangisi? Musoca bizim lider var burada. Sen onu konuştur. Gayet güzel konuşur hem de. Ben o zaman içeri girerim. Osman abimi yakaladım yine. Hocam. Hocam, Acıpem Dernekler Birliği'nden Mustafa Ünal. Memnun oldum. Bayramınız kutlu olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi şehirlerde bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çoğu yerde iptal olmuş. Hava şartlarından dolayı. Tarhana çorbasıyla da Cumhuriyet Bayramı olabileceğini burada gösteriyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Cumhuriyet'le alakalı neler söyleriz hocam? Cumhuriyet'le alakalı söylenecek o kadar çok şey var ki hele günümüzde. Evet. Yani izah edilemez ki. Ama biz burada onun timsalini gösterdik. Çocuklarımız da Cumhuriyet'i nasıl kazandıklarını, yüz binlerce şehit verdikten sonra vatanın topraklarının tamamen kutsallaştırıldığını burada gösterdik. Biz hem mahalle halkımıza gösterdik, hem çocuklarımızın beynine nakşettik.
hava şartları da müsaade etti. Tabii Cumhuriyet'in ne demek olduğunu da anlattık. Çocuklarımız vasıtasıyla anlattık, velilerimiz anlattık. Evet, geçmişini anlattık. Bilmeyen milletler. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini yönlendiremez. Çünkü geçmiş deyince hocam şey aklıma geldi. Bu köyün ayrıca bir özelliği var. Bu Hacı Peyam'ın kurucusu Uç Bey'in. Karaağaç Babad'ın türbesi de burada biliyorsunuz. Evet. Tabii o zamanlarda Cumhuriyet yönetimi yok da ayak sesleriyle geliyordu. Biliyorsunuz Selçuklar döneminde evet. De Cumhuriyet yönetimiyle yönetiliyorduk biz yani. Evet. Öyle şey de değil. Türk milleti her zaman özgür olmuştur. 3000 yıl önce de özgürdü. Şimdi de özgür, gelecekte de özgür olacak. Türkiye toprakları da Türklerin olacak. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bu arada bizim arkadaşlar gelmeye devam ediyor. Ayfa. Hep sen beni yakalayacaksın. Ben seni yakaladım bak. Gelirken. Hoş bulduk abi, nasılsın? Sen de parlamışsın sen. Vallahi biliyorsun, etkinlikten sonra keseceğiz dedik. Söz verdik. Kestik yani. Hakikaten ya. Abo, ula ne oldun sen? Hoş geldin ya. Hadi ben seni bekliyorum. Karnı çorbası yiyeceğim, yemedim ya da. Yiyelim gel. Ha? Yiyelim mi? Yiyelim gari, yiyelim. Hadi. Yiyelim ya. Evet. Ben çok güzel bir kare yakaladım. Evet. Zeki abim afiyet olsun. Valla hep çekmektense bugün yemeği tercih ediyorum. Valla sen mi ben mi? Bunu senin için yiyorum. Evet evet, aynı, ben de aynı şeyi yapacağım. Zeki abim afiyet olsun. Çok güzel. Oo, ben de devam edeyim o zaman. Tam avşar işi. Avşar işi değil mi? Şimdi sen hem ye, doğal olsun, hem bir şeyler söyleyeceğim ben. Bakalım sen ne diyecek. Şimdi şehirlerde Cumhuriyet Bayramı hava yağışlı soğuk diye erteleniyor. Evlerde hepsi şimdi kahvelerde. Ya bu memlekette hiç tarhana çorbası, bir kazan tarhana ısıtıp da okulun önünü koyacak adam yok muymuş ya şimdiye kadar? O yürekleri kaybettik biz. Öyle mi? Onlar kayboldu. O atlılar neydi? Ya ne güzel oldu bak. Soğuk da olsa çocuklarımız da üşümemiş oldu. Ve güzel bir bayram oldu. Değişik bir bayram oldu. Evet, şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an Hacı Peyam Kumavşar köyündeyiz. Avşar'ın memleketinde. Avşar'ın beylinin olduğu yer değil, beylinin vurulduğu yer değil. Evet, Avşar beyleri türküsünün çıktığı yer mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Evet, Avşar beylerin çıktığı yer değil. Pekala, burada ne oluyor? Burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde. Resim yarışması ve resim sergisi. Fotoğraf yarışması ve fotoğraf sergisi, evet. Artı meşhur Hacı Peyam'ın meşhur cidalı tarhana çorbası vardır arkadaşlar. Bilmeyen varsa öğrensin. Bak o meşhur cidalı tarhana çorbası budur. Odun ateşiyle pişer, kazanda pişer ve pişirilirken körüklü çizme giyilir. Başka türlü o da bulamazsın. Zor. Pişirin, ben içerim bak. Vallahi o yakıştırıyor. O yakıştırıyor. Evet. Şimdi Zeki abim burada. Zeki abim tabii karayük ekmeğiyle yenir. Onu da söyleyelim. Karayük ekmeği olmadan cidalı tarhana çorbasının olmaz, özelliği yok. Ekşi. İlla karayük ekmeği olacak. Eksik olur. Şimdi burada kimler var? Bir bakalım. Bunun şarjı bitiyor. Kolay gelsin.
Sayın Başkanım afiyet olsun. Meşhur Acı Peyam'ın cıdalı tarhana çorbası konusunda sizden bir şeyler söylemenizi isteyebilir miyiz? Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Acı Peyam çorbası desek bile yeter. Acı Peyam çorbası denince Acı Peyam tarhana çorbası aklına gelmiyor. Akla Acı Peyam deyince olmuyor. İlla cıdalı olması lazım. Cıdalı ekleyelim mi? Ha, ekleyelim. Tamam ekleyelim cıdalı. Tamam. Afiyet olsun. Karayük ekmeğiyle beraber nasıl gidiyor başkanım? Karayük ekmeği bizim marketten tarihi ekmeğimiz. İnşallah biz Karayüklü kardeşlerimizle sürekli diyoruz. Acı Peyam'da bir tane fırına açalım bununla ilgili. Herhalde onlar çalışıyorlar. İnşallah olur. Arkasını almak lazım. Tarhana evet. Ve Sayın Kaymakam çok güzel geliyor. Nasıl bir lezzet? Çok güzel. Hakikaten bu. Peki de dünyada eşi örneği olmayan. Evet, evet. Önceden orduya dağıtılan bir ekmek değil mi hocam? Turgut hocam. Evet. Önceden orduya dağıtılan. Orduya da verilen ekmeklerden biri bu. Evet. Yani öyle ekmek ve çorba müthiş. Yani biliyorsunuz çorba olayı da Türklerin bulduğu ilk hazır çorbadır ha. Yani ilk hazır çorba, organik hazır çorbadır. İçinde tamamen doğal şeyler vardır. Yani hazır çorbayı aslında Türkler bulmuştur değil mi hocam? Yani mantık olarak doğru. Ama iş bulmak da değil. İş patentini alıp dünyaya sunabilmek de. O zaman Cidal amcamızı söyleyelim. Cidal amcam bu çorbanın patentini al. Bak sonra kaptırırsın. Kapalarsam benim yanıma gelecekler mecburen. Ya öyle zannedersin sen. Amerikalı geleği yapı aynasından. Kim istedir? Başka isteyen var mı? Diğer başkanım. Efendim. Geçmiş olsun yani sen. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani hasta hasta buraya kadar geldin biliyoruz. Vallahi hasta hasta geldik. Arkadaşları yalnız bırakmamak için. Özellikle Avşar Başkanımı yalnız bırakmam zaten. Yani böyle bir Cumhuriyet Bayramı şimdiye kadar geçirmiş miydin böyle tarhana çorbası içerek? Evet, yok ilk oldu. İlk oldu. İlkleri yaşıyoruz şu an. Devrim hocam, tam Zofre'ye oturuyordun ama birkaç kelime alabilir miyim? Hadi ben şöyle biraz daha çekileyim. Meşhur Avşar Beylerinin köyü, Karaaç Baba'nın torunlarının bugün misafiriyiz. Ramazan Başkanım sayesinde oldu bütün bu organizasyon. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Acı Peyam Dernekler Birliği'nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Sayelerinde hem çocuklarla hem birlikte çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Sağ olun hocam, teşekkürler. Başkanım. Bir eksik var. Hangisinden? Ramazan Başkanım kaşıkları küçük. Bayram mı? Evet. Ya bak benimki de Kocaman'da. Başkanım bu, sen Yasayük'ten buraya geldin. Yasayük'te bayramı kutladın. Yıllardan beri evet. Çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı kutladım yıllardan beri ilk kez. Daha önceki beyler bu kadar coşkulu olmuyordu. Ama oradan geldim Kumavşar'ındaki Avşar Beylerinin memleketindeki hem bayram hem sergi müthiş olmuş. Sayın Başkanım Avşar Bey'ime çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yılı Büyük Önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Acı Peyam Dernekler Birliği olarak da Cumhuriyetimizi her daim korup korulamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler başkanım. Müdürüm sen tarhana çorbası sevmiyorsun herhalde. Ben yedim. Yedin mi? Yedim. Ya buyur otur şöyle bir anlatıver bizi ya. Ha? Tarhana çorbası Türk'ün kültürünü en güzel yansıtan yemeklerden birisi. İçinde 1001 tane vitamin olan. Evet. Has yem, dünyanın has ilk hazır çorbası değil mi? Dünyanın ilk hazır çorbası. Bütün köylerimizde bu özellikle folklorik olarak Tekeviras olarak tanımlanan bölgede Acı Peyam'a kadar olan. Evet. Yani Korkuteli, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak. Uşak değil. Uşaklı tarhanası meşhur ya şu anda. Tarhana olarak meşhur da Tekeviras olarak. Ha Tekeviras'ı değil. Tekeviras'ı Muğla, Antalya, Denizli. Buranın en baş çorbası. Evet. Her törende, mevlütte, düğünde, cenazelerimizde ikram edilen baş yemeklerimizden biridir yani. Okulumuz hakkında birkaç bir şey söyler misiniz? Kaç hanesi, kaç öğrencimiz vardır? Şimdi okulumuz 2003 yılında eğitim öğretimi açıldı. O zaman da buradaydım ben. Evet. Yeniden 2014'te geriye geldim. Acı Peyam'da yapılan ilk modern okul bu. Ha. Bilgisayar atölyesiyle, efendim fen laboratuvarıyla, kütüphanesiyle 15 derslikli bir sınıf. Şu andaki mevcudumuz çok az tabii. O zaman her şubemiz çiftti bizim. Ha, taşımaya mı gidiyor öğrenciler? Taşımaya gitmiyor. Ha. Öğrenci azalıyor. Ha. Yani köyde, genç nüfus köyde kalmadığı için. Anladım.
genellikle buranın insanı İsviçre'de, Selçuk'ta, Denizli'de. Hmm. Genç nüfus genellikle oraya göç ediyor. Şu anda 99 toplam öğrencimiz var. Evet. İlk ve ortaokul olmak üzere. Tabii İsviçre deyince köyümüz durumu iyi galiba. Her haneden aşağı yukarı bir İsviçreli mutlaka vardır. Onun için de okulumuz da bu aksetmiş. Okulumuz güzel. Aynen. Sağ olun. Zaten okulumuzu da İsviçrelilerin kurmuş olduğu Yadeliler Derneği'nden aldı. He, tamam. Vatandaş devlet işbirliğiyle yapılan bölümünü, vatandaşın yapacağı bölümü yani Yadeliler Derneği İsviçre'deki yaptı. İsviçre'deki Yadeliler Derneği'nin beraber yaptı. İsviçre'deki vatandaşlarımız yaptı daha çok yani. Anladım. Hepsi sadece dernek üyesi olanlar değil de. Hatta adını da Yadeliler korsanız öyle yaparız dediler. Biz de tamam dedik, kabul ettik. İsim olarak da hoş değil mi? Sağ ol, çok hoş. Güzel. Yadeliler farklı ve güzel. Yadeliler güzel. Biz de burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür İyi bayramlar. Ederiz. Sağ olun çok hocam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi şurada gidiyorum. Şöyle gittim. Ya şurada iki adam var, içtim lan çorba içiyor. Bak Zeka Bey orijinal kaşıklarını içmiyor. He? Ben orijinal içim bak. Vallahi ben. Ne bilsin? Düğünü, bayramı, çorp çorp içer, tarhana çorbası bak. bak. Hadi. Diyorum yavaş la bari. Adam muhaşeret kurallarını lütfen uyalım. Değil mi? Bir daha de bak. Reis o kadar değil canım. Sen de ya, bir daha işte yola bak. Hocam oldu mu? Bir daha işte. Ne dedik? Yörük ne bilsin, düğünü, bayramı, çöp çöp. Şey afiyet var. Olsun. Nasıl çorba, güzel mi? Ha? Hocam buralı gel. Hocam buralı mı? Buralı mı? Buralı mısınız? Buralı. Abi odun çorbası. Evet, şu an neredeyiz? Şu an Kumavşarı'ndayız ve pişman oluyorsunuz değil mi? Gelmediğinizde. Gelmediklerini pişman oluyorlar. Yani şu çorba ve karayük ekmeği. Karayük ekmeği nedir? Karayük ekmeği Osmanlı ordusunda dayanıklılıkta kullandı. Şu ekmektir. Bak Ayfe kardeşim her zamanki gibi tadına bakıyor. Devamlı. Abi ekmek zaten bölerken belli oluyor. Yani. Evet. Valla karayük ekmeğinin tarım çorbası. Bir de dar ekmeğinin tarım çorbası. Abi şimdi bak sırf şu karayük ekmeğiyle tarhana çorbasına olan bir yer açacaksın Denizli'de. Çalışır mı çalışmaz mı? Ferdi çalışır mı? Sadece karayük ekmeği ve tarhana çorbası olan bir yer. Ufak bir yer olacak ama öyle kocaman tabelalı bir yer olmayacak. Sabitin yeri olur seninki. Çalışır. Bak ben de onu atıyorum şeyi. O bir türlü zarfı yemiyor. Çorbadan başka. Çalışır. Kebap bile yaparız biz. Ya kebap her yerde oluyor. Tavuğu yumurtasından kendin alacaksın abi. Holluktan. Yumurtasından kendin alacaksın. Yok. Holluktan yumurtayı kendin alacaksın. Sen Cidal amcanla şu tarhana çorbasının tarifini iyi al. Vermez. Şifrelidir. O zaman çırak gir. Kotludur o. Çırak gir. 40 yıl hizmet eder sizinle. He? 40 yıl hizmet mi ettireceğim ben? Öğretmen mi diyor? Kime veriyor? Kimse vermiyor. Ya bir kişiye vermesi lazım, öyle olur mu? O zaman kaybolur gider. Bir kişinin öğrenmesi lazım. Ama çorba böyle çıkıyor. Bir daha göstereyim. Abi, ya şurada bir... Ya... Son bir hamle bak, bir daha göstereyim. Çorba şöyle... Sema'ya ona geç. Sema ona geç. Usta abi. Kim yapacak ona? Usta abi. Millet kalmasın seni. Ateş tamam o da otur. Bedit. Efendim. Hadi bir sordu duası yapalım. Yer gibi de böyle biberi böyle süreceksin abi. Yeter garım bak çok yeme ya. Son hastaneden topluyorsun seni. Çorbamızı çektin bizi çekmedin. Eyvallah baş izin mi ya? Ya çorbayı görünce sen onu unuttuk ya yani kusura bakma. Okul çorbası. Demir yedi bulunmaz diyor. Kendini tanıt bakalım. Kemal Çulhaoğlu. Ne? Kumavşarı'nda oturuyor. Kumavşarı'nda oturuyorsun. Çoluk çocuk İsviçre'de. Yok biri orada yurt bak, dışında biri benim. Burada. Şoförlükten emekliyiz. Hayvancılık yapıyoruz. Evet. Bu çorba yapmasını biliyor musun sen? Bu çorbayı yapmasını biz bu kadar yapamayız. Yaparız da. Evet. Ya işte 3-5 kişilik kendi adamımız. Malzemesini çok koysan tatlı olur değil mi? Ya. Alıyorum ekmekler. Bir de odun çorbası abi. Fark olan. Odun. Fark olan odun çorbası. Yani. Cigalının çorbası. Çok gitti millet dur. Arkasından koşturalım. Evet Elvan Hanım. Bir de seni konuşturalım bakalım. Sen karayük ekmeği... Evet ben kalan karayük ekmeklerini toparlıyorsun galiba. Evet. Onları da hayır mı yapacaksın? Evet. Nerede? Mahalleden. Hı hı. Ha? Kesin yaparsınız yani hayır mahalleden.
Ha? Ben onu aldım, ben bunu aldım diye. Kaldı, kafayı biraz kaldı. Abi gidiyor mu? Evet bak bu çorba öyle bir çorba ki. Kediler bile bu tarhana çorbasından içiyor. Evet şu an neredeyiz? Şu an Acıpayam Kumavşarı'nda kedilerin de içtiği Acıpayam'ın meşhur Cidalı taranası. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi türbeye gidiyoruz. Karahaş Babası Türbesi'ne geçeceğiz. Birazdan tekrar yayında olacağız. Evet şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an Acıpayam Kumavşarı Köyü'nde soğuk bir yağışlı havada Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Ve o meşhur tarhanayla beraber kutluyoruz. Yani burada Cumhuriyet Bayramları yağış nedeniyle iptal olmuyor. Tarhana çorbasını içiyorsun, devam ediyorsun. Bereketli olsun amcam. Amcam bereketli olsun. Maşallah, maşallah. İlçesi var. Adını vermişler senin. Hoş geldiniz. Ben Kara Fatma. Kadınbaşıma savaşa girdim. Nerede? Kafkas cephesinde. Ben İbrahim Ethem Akıncı'yım. Benim görevim Akıncılarla birlikte Yunanlı 3 Eylül'de bir şey, Sındırgı'dan, 4 Eylül'de Gadiş'ten, 6 Eylül'de Balıkesir'den kovduk. Makbule ile birlikte savaşın. Evet. Ama. Ben Mustafa Kemal. Anlatmaya gerek yok. Tebrik ediyorum gençler hepinizi. Milli Eğitim Müdürümüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Görmediğiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk hocam. Biz de memnun olduk. Ferah verdim. Doldurmayın ha. Canlı yayın yap. Savaş mı çıkıyor lan? Vatanın büyükleri bunlarmış. Hoş geldiniz. Merhaba gençlik. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen gelin o tarafa doğru. Hemen gelin. Hoş geldiniz. Parma, Küçük Arken'de. Merhaba. Merhaba. Sakallarımızı, sakalları kesme. Nasılsın canım? Hey Makam Bey, siz gene beklettik, kusura bakmayın, ben özür dilerim. Bir saniye kusura bakmayın. Sağ olun.
Fotoğraf çekelim şöyle. Başkanım. Hadi gelin. Gelin. Kızlar siz de gelebilirsiniz. Gelin buraya gelin. Gel. Bakın silahların altındayız burada. Korumadayız. Hadi bakalım. Gelin şöyle gelin. Hazır mıyız? Sayın Kaymakam. Hazır mıyız? Çekiyoruz. Gel. Kızlar çekecek. Evet, bizi alalım. Çekiyoruz efendim. Siz... Öğrenci alabilir miyiz? Başkan, bir iki öğrenci alalım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Böyle başlıyorsun, böyle başlıyorsun. Fotoğrafları bilen biri herhalde. Güneş parkı sen oldu. Nereden çekilmiş bu fotoğraf? İbrahim Çelikbaşlar'dan bu Osman abinin fotoğrafı olacak. Dereceye girenler belli mi? Belli. Tamam. Bilen biri sadece anlatsın. Evet. İmanlar'da Mustafa abi. Efendim? Evet. Sen biliyorsun. Sen anlatsın. Evet. Şimdi fotoğraf yarışması Sayın Kaymakam. Evet. Fotoğraf yarışmasında sadece kumavşarıyla alakalı fotoğraflardan. Kumavşarıyla alakalı internet üzerinden kumavşarlarını veya diğer acıpayamlıların gönderdiği fotoğraflar. Bunlar. Kimin çektiği konusunda ben jüri üyesi olduğum için bilemiyorum. Sadece fotoğrafları gördüm. Yani sonradan yazılmış. Evet, evet, düğün. Derece girenler konusunda baş taraf. Yani hepsi kumavşarı. Ramazan köyünü anlat. Ben anlatamıyorum, bilemiyorum. Kamera bu kadık yerinde gömbe hazırlarken, orayı gömbe hazırlarken yapılamıyor fotoğrafçı. Gün batımı. Kar yağdığında gömbe ana yok. Belediye Başkanı, üniversite hocalarım, Açıklam Dernekler Birliği, Milli Eğitim Müdürü, Muhtarım, hepiniz hoş geldiniz. Burada kumavşarında belki Türkiye'de ilk demeyeyim ama bir köy okulunda ilk kez resim sergisi ve resim yarışması yaptı. Bu yarışmadan dolayı katılan herkese, köy halkımıza hepsine teşekkür ederim. Burada birinci olan arkadaşımız Mestan Doğaç, kendisi İfikre'de ödülüne dernekte kumavşarlar eğitim kültür ve yardımlaşma derneğini bağışladı. İkinci olan bizim kumavşarlar dernekler birliği derneğinin yaptığı ödül fotoğraf ikinci oldu. Üçüncü de Salih Acar kardeşimizin resmi de üçüncü oldu. Salih Acar kardeşimiz de derneğimize bağışladı. Biz de bu derneğimizi bağışlanan ödüllerin de Kumavşarlar Yaderler İlköğretim Okulu'na spor malzemeleri almak amacıyla tüm spor malzemelerini almayı düşünüyoruz. Ödüller de onlar da kullanılıyor. Buradan katılan herkese teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
Sevgili müdürümüz, bize bir mikrofon teşkilatı kurmadı, sağ olsun. Değerli kaymakamım, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanımız, sayın çok değerli kumaşlarlılar, acı bayanlılar, bütün konuklar, sevgili öğrenciler, sesimizin duyulmasını çok daha arzu ederdik ama ancak konuşabilme şeklindeyiz. Biz Acı Payam Dernekler Birliği olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Acı Payam Dernekler Birliği, artık memleket aşığı olarak tanımlayabileceğimiz Profesör Doktor Turgut Okun başkanlığında kuruldu. Acı Payam'ın farklı köylerine dokunmak istiyoruz. Bugün de buraya dokunmayı arzu ettik. Sizlerle beraber olmak, sizlerle bu güzel bayram gününü paylaşmak için Denizli'den, birçok yerden, kendi çocuklarımızın programını bırakarak buraya geldik. Tabii Afşar deyince insanın kanı birazcık ısıyor. Neresi Afşar? Kazıkbeli Savaşı'nda gelen Haçlı ordularını durduran boy Afşar. Biz bugün oradayız. Bizler kimin çocuklarıyız dedik diye düşündüğümüz zaman Afşin Bey'in torunlarıyız. O günkü Afşar boyunun torunlarıyız. Peki daha sonra ne oldu dendiği zaman Germiyan'la burada savaş oldu dediğiniz gibi. O savaşın yankıları halen bugün Türkiye olarak söylenir. Nedir tam sözleri, hatırlar mısınız? Avşar Beyleri. Adını sevdiğimin Avşar Beyleri diye bugün de aynı duygularla, aynı güzelliklerle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ama niye bugün buradayız? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla. Ulu Önder Atatürk'ün açtığı yolda hep beraber yürümek için buradayız. Ben Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hepinizin bayramını kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. Buradan birinci ve üçüncü olan arkadaşın teşekkür belgesini burada takdim etmek istiyorum. Bunu kaymakam birinci için buyurun. Tap. Değerli dostlar, etkinliği düzenleyen Acı Payam Dernekler Birliği'ne, başkan ve yöneticilerine teşekkür ederim. Yadeller Okulumuza çok çok teşekkür ederim. Fotoğraf yarışmasını düzenleyen ve düşünen dostlarımıza çok teşekkür ederim. Ve bu dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncü olan ama hiç derece düşünmeden de fotoğraf çeken sanatsever dostlara ben teşekkür ederim. Denizli'den gelen dostlarımıza, öğretim üyelerimize, hocalarımıza, sanatçılara ben hoş geldiniz diyorum ayrıca. Ve bugün Cumhuriyetimizin 94. yılı, inşallah hemen arkamızdaki olan o miniklerimiz nice 94. yılları kutlarlar. Ve bu milletin evlatları inşallah Atatürk'ün izinde onu sadece sevmek değil anlayarak inşallah çağları delen yüce Türk milleti yüce aydar olarak sonsuza dek yaşasın diyorum ben. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tebrik ediyorum. Hangi kitaplar var merak ettim hocam. Açabilirsiniz hocam. Bir bakalım mı isterseniz? Bakalım. Onu şey biraz belediye, biraz harman, biraz hocam. Memleketin kitapları karışık. Memleketin kitapları. Şehit olamayan Gazi Mehmet Aktağoğlu'nun yazdığı bir kitap. Denizli Belediyesi'ne Zolan Başkanım teşekkür ederim. Hem buradan ilgilendiğimizi görsün. Kana doyan topraklar Sadık Dağ deviren yine Denizli Belediye'mizin bastırdığı güzel bir eser.
Cengiz Sarıcı hocamın bir kitabı, Öğrenin Neden Mektuplar. Tabii biz Acıpayam Belediyesi olarak artık kültür işlerimizi çok yakında sevgili dostlar göreceksiniz. Ayrı bir kültür birimimiz olacak. Çok radikal kararlar alıyoruz bu ara. Bu Hürrin Eneden mektupları görünce, sevgili Cengiz hocamın kitabını görünce, Mehmet Yılmaz hocama Allah rahmet eylesin. Sevgili Özay Gönlüm hocamız biliyorsunuz onları hep okumuştu. Aralarında biraz vefasızlık olduğu gibi oldu ama neyse canlarız, ruhları şad olsun. Geç Doğan Güneş, Hüsamettin Tat. Bu da yine Denizli Belediye'mizin eseri. Atlı Sıhhiye, Züleyha ve Ramazan'ın romanı. Doktor Özcan Özçelik var burada? Meslektaşımız? Hocam gelemedi. Gelemedi. Kendisini yazdı. Çok güzel. Tıptan çok doktor, her şeyi çıkardı arasında doktor çıkar diyorlar ama Özcan kardeşim hem hekim hem de sanatçı gerçekten. Özcan Özçelik yine doktor arkadaşımız. Çam düdüğünden UNESCO'ya, Ayrıdeğer ve Karaman kültürü. Çok güzel kitaplar. Oku vallahi. Demek ki okumak gerek yok. Çok okuyacağımız kitaplar. Ekin şiirler. Doktor Özcan Özçelik. İlk gazeteler ve ilk tiyatro eserleri kültür ve sanat hayatımızda. Profesör Doktor Önder Göçgün. Yine Denizli Belediye'mizin bir kültür hizmeti. Zolan Başkan'ın donası yandık. Denizli, Cumhuriyet döneminde Denizli, Doçent Doktor Tahir Kodal. Bir de geçenlerde Beyağaçlı bir hocamız geldi, Ali hocamız, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden. Cumhuriyet döneminde din adamları, Cumhuriyet kurulurken din adamlarını fonksiyonunu anlattı. Bilmediğimiz çok şey öğrendik gerçekten hocam. Onun kitabından da biz bol miktar isteyeceğiz ve dağıtacağız. Biz tarihimizde hakikaten bir bütünmüşüz ama biz hep yanlış şeyler öğrenmişiz. Bu da Ali Vehbi Aykota'nın Acıpayam kitabı. Bu eski kitap. Eski baskısı. Yeni kitapta Acıpayam Belediyesi'nin arkadaşlar. Başkanım. Hocam. Mehmet hocam. Ters olun. Demek ki hocalar da heyecanlanabiliyor yani. Sanat. Fotoğraf yarışmasında 3. olan Salih Acar kardeşimizi davet ediyorum. Bunun belgesinde Profesör Doktor Turgut Top hocama buyurun. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Öğrencilerimize kitaplar getirdik biz. Eğer takdir buyursanız birlikte dağıtalım. Buyurun Sayın Kaymakamım. Belediye Başkanım. Buyurun Başkanım. Şöyle çocuklar, bilgiler, koridorum. Şuraya bir açarsak. Başkanım buyurun. Herkes, her çocuğa bir tane. Hadi gençler. Benim adım. Musa Bey gel. Okcan Başkan. Devre. Bak devrim hocam yana yürü. Şimdi odanıza bir sayfa alacağım. Sen kaymakam beye ver onu ver. Şapkalar unuttuk.
Şunlar bekler diyor. Dur delikanlı. Kitap olmayana şöyle yok. Hemen gelin. Almayan gelsin. Yakıştı vallahi. Tam cümle geldi. Herkes başlıyor. Şapka. Tamam. Söyle de ben vereyim. Beni kim çekecek? Çek bakalım bu ayıbayı ha. Şapka burada. Hadi bakalım beni çek. Ha. Gel kızımız gel ben seni. Ben vermem. Güzel tamam ben vereyim. Bakayım bana. Hocam nerede ya? Önünüzden alay yok değil. Genelde bütün mezarların taşları taşıma taştır. Yani bölgede daha önce antik dönemin hazır taşları var. Yeniden uğraşmazlar. O hazır kesilmiş taşlardan getirip mezar yaparlar. Bu Türkler ait bir şey değil orada. Değil. Yani bizim yaptığımız taşlar değil. Bölgede antik yer var. Neresi alacağım. Oradan hazır taşları alıp kullanıyorlar. Yatağında dona babanın türbesinde de var. Taş kandillerini orada. Hocam neyse birkaç hafta sabredin. Biz imar durumuna kadar bir netleştirelim. Sayın Kaya'nın eşlerden hatırlarla bu olaya adını veren beyimize yakışır. O türbeyi nerede bu aşağıya yapacaksa? Burada başkanım var. Abi görüşürüz. Çok mu geniş onun yeri? Çok bağlı. Başkanım sarsmaz gibi sanki. Yani.